Herkese selam değerli izleyenler. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'i, Chiliz'i, Ripple'ı, Luna'yı ve Avax birimini inceleyeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz, desteklerinden, dirençlerinden bahsedeceğiz. Ve özellikle Bitcoin'de Fed açıklamaları ve faiz artışı sonrasında nerelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi Bitcoin anlık fiyatlandırması 19.060 dolar civarlarında arkadaşlar. Burada 18.650 ile 18.980 arasında bir adet destek alanımız var ve içinde olduğumuz 4 saatlik mum bu destek alanının alt noktasından destek almış durumda ve burada aylık grafiğe göre çizilmiş bir yükseliş trendi var. Bunu ben çok önceden çizmiştim zaten bilenleriniz bilir. Buranın da tam olarak buradaki yükseliş trendinden de bir dirençmiş durumda arkadaşlar. Şimdi anlık fiyatlandırmaya göre öncelikle 19.550 üzerinde günü kapanış biraz daha Bitcoin'de pozitif yönlü hareketlerin artmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu birazcık kısa vadeli bir durum olacak. İlk olarak önemli olan durum arkadaşlar turuncu çizginin üzerine yani aylık grafiğe göre yükseliş trendinin üzerine kendisini atması olacak. Şayet turuncu çizgi üzerine kendisini atarsa 20.160 ve 20.160 civarında bir direnç noktamız var. Çok kuvvetli değil. Scalp işlemciler için birazcık önemli bir nokta bu. Vurkaç yapanlar için ama onun dışında 20.324 ve 20.500 arasında bir direnç alanımız var. Burası çok daha önemli. Yani kısa vadede 19.550 diyebiliriz. Turuncu çizgi diyebiliriz ve sonrasında 20.320 ile daha doğrusu 320 demek daha doğru olur 20.550 arasındaki direnç alanı. Burada tek bir hacimli mumda 4 saatlik grafikte de olur, bu günlük grafikte de olur. Turuncu çizgi üzerine kendisini atarsa direkt olarak 20.550 beklenir. O yüzden mutlaka şurada bir yere alarm kurmanızı öneririm. 20.550'nin açılması sonrasında zaten 21.300 ve 21.750 sırasıyla hedef noktamız olacaktır. Negatif senaryoda ise buradaki destek alanının kırılması durumunda 18.200'e kadar bir gerileme ihtimali var. 18.200 aslında bir ihlal. Yani hala şu destek alanının içinde sayılabiliriz. Gerçi kapanış gelmiş ama sonrasında hemen kendisini bunun yukarısına atmış. O nedenle hani bir fake hareket bu. Burası hala destek olarak çatır çutur çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Buranın kırılımı durumunda tekrardan dediğim gibi 18.260 civarında minik bir destek noktası oluşmuş. Ama buranın kırılımı da artık 17.650'ye kadar gerilemeyi ve sonrasında artık 16.500'e kadar gerilemeyi getirecektir Bitcoin'de. Şimdi bir sonraki birimimiz Chiliz. Son zamanlarda çok çok güzel yükselişler yaptığını biliyorsunuz. Yani 15 Eylül'den itibaren yaklaşık 5 günlük bir süreçte %43 kar bıraktı yatırımcılarına. Burada bir yükseliş trend, özür diliyorum. Burada bir düşüş trendimiz vardı. Burası artık aşılmış durumda arkadaşlar ve artık önemli nokta buradaki 24 Ağustos'tan beri oluşan düşüş trendinin aşılması. Burada yukarı doğru çok güzel bir hareketler geldi ama içinde olduğumuz günün önemini biliyorsunuz. Fed açıklama yapacaktı. Bu nedenle yani altına doğru hareketler tekrardan gelmiş durumda. Şimdi anlık fiyatlandırmaya baktığınızda aslında burada çok garip bir olay var. Tek bir mumda %8'lik bir artış bekliyoruz. Daha doğrusu artış olduğunu görüyoruz. Buradaki destek noktasında daha önceki videolarını izleyen kişiler eğer hani emir koymuşlarsa çok güzel kârdalar şu an. Spotta bile %8 kâr tek bir 4 saatlik mumda. Scalp işlemciler zaten veya vadeli işlemler tarafındakiler zaten şu an para sayıyor arkadaşlar. Şimdi senaryolardan bahsedecek olursak öncelikle Bitcoin negatif yönlü çok büyük bir hareket yapmazsa fikrimce yukarı doğru hareket olur diye düşünüyorum. Bunun teyidi de mavi çizginin aşılımıyla gerçekleşecektir. Mavi çizginin aşılımı durumunda 0.2460'a kadar bir ilerleme söz konusu. Zaten çok yakın noktalarda, çok yakın fiyatlandırmalarda 24.60'ın aşılımı durumunda hedef olarak 26.50 sırasıyla direnç alanı aynı zamanda hedef alanı olarak gelecektir karşımıza. 26.50'nin aşılması durumunda burada 28.30 arasında daha doğrusu 28-29 arasında bir adet şöyle yapalım bunu. Şu iki nokta arasında, hatta şunu şöyle çizmek daha doğru olacaktır. Bir direnç alanı var arkadaşlar. Buranın da aşılımı durumunda artık 32.80 ve 35.45 hedefi olacaktır. Ama burada dediğim gibi öncelikle mavi çizgi sonrasında 26.50 sonrasında buranın aşılımının gerçekleşmesi gerekiyor. Çizgide pozitif senaryoda. Şimdi negatif senaryoda açıkçası durumlar birazcık karışık. Çünkü yani kuvvetli bir düşüş yapacağını zannetmiyorum. Çünkü gerçekten kuvvetli 3 adet destek noktamız bulunmakta.
Yani buranın en alt noktası 14.44, %14.44 sizlere hemen hemen bu civarlarda bir zarara uğratır. Bu da ne demek? 14, daha doğrusu 0.20-21'e kadar düşüşler tölere edilebilir ama 20-21'in altına artık stop emri vermeyi düşünebilirsiniz. Biraz daha orta vade, hani orta veya daha uzun vadeler de işlem yapıyorsanız da hani buradaki minimal 17 ile 17.50 ile 18 arasındaki destek alanını kullanabilirsiniz değerli izleyenler. Hani 20-21'den önce de tabii ki 21-12 ve 22-12 ile 23 arasında bir adet destek alanımız bulunmakta. Buranın kırılımı da kısa vadede düşüşü tetikleyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çilize'de de söyleyeceklerim bu kadar diyorum. XRP'ye geçiş yapıyorum. XRP de aynı Çiliz gibi yaklaşık 4 günlük, 4,5 günlük bir sürede %31 yükselme yapmış durumda. Anlık fiyatlandırma 40-65 civarında, 0.4065 civarında. Zaten içinde olduğumuz mum Fed'in açıklamasından dolayı çok yüksek volatiliteli ve tam olarak da belirttiğimiz destek noktasından destek almış durumda. Yani benim gene en sonki XRP videomu izleyen kullanıcılar gerçekten hani tutarlı bir işlem açmış olacaktı. Şimdi anlık fiyatlandırmaya göre burada yakında yani alt noktası ile üst nokta arasında yaklaşık %5'lik bir fark olan bir alanımız var bizim. Hani burada 3,5 farklı nokta olarak algıladım, çizdim ben buraya. Ama hani şunu şöyle yapabilirsiniz. Artık nasıl istiyorsanız arkadaşlar. Buranın aşılama durumunda gerçekten çok çok güzel yükselişler bizleri bekliyor olacak. İlk başta 45 sent, daha sonrasında 47 sent ve artık hani buralarda 53-55'lere kadar, hatta 65'lere kadar bir hareket beklenilebilir. Hani tek bir mumda olmazsa bile 2-3 günlük bir süreçte artık sırasıyla hedefler aşıldıkça bir sonraki hedefler daha da kuvvetli artacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki Bitcoin dominans yüzdesinin de çok olumsuz hareketler yapmaması veya Ethereum veya USDT dominansının da olumsuz hareketler yapmaması gerekiyor burada. Yani hedefleri buradaki kırmızı çizgiler olarak algılayabilirsiniz. Negatif senaryoda bu da çok aslında aynı çizgide olduğu gibi gerçekten kuvvetli destek alanlarımız var. 36'ya kadar, 35-90'a kadar düşüşler tölere edilebilir. Bu da anlık fiyatlandırmaya hemen hemen %12, %13'lük zarar demek. Hep şunu söylüyorum, %13 zarar, spot'tan bahsediyorum. Tölere edilebilir ama %13'ten sonra artık biraz daha işlemleri daha güvenli yapmamız gerekiyor. Tölere etmesi biraz daha zor. Bu nedenle 35-90'a kadar düşüşler tölere edilebilir ama buranın kırılımı durumunda hani belki 34 beklenebilir ama ben sizlerin yerinizde olsam herhangi bir işlem yapmazdım yani bu şekilde. Dediğim gibi 36'nın 35'in 90'ın kırılması durumunda ben olsaydım stop verirdim ama siz mutlaka kendi analizinizi, kendi işlemlerinizi, kendi analizinize göre yapın. Kendi haber takibinize göre yapın. Her neyse. Ve orta ve daha uzun vadede ise artık burada hani 30 sentler tabii ki önem arz edecek ama zaten 30 sente kadar gerilemesi %30'a yakın zarara uğratır. Sizleri ciddi oranda bir zarar oranı ve telafi etmesi çok zor olacaktır diye düşünüyorum. XRP hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ve herhangi bir şekilde diğer birimler olsun veya bu incelediğim birimler olsun, sorularınız varsa, grafikte anlamadığınız şeyler varsa veya merak ettiğiniz herhangi bir başka bir şeyler varsa Telegram veya Twitter adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformlarımı da açıklama kısmından bulabilirsiniz diyorum ve Luna'ya geçiş yapıyorum. Şimdi Luna'da da çok net grafikler var arkadaşlar. Öncelikle 2 dolar 63 sent civarında bir adet destek alanımız var bizim. İçinde olduğumuz 4 saatlik mum buranın altına ihlal gerçekleştirmiş. 1,5 saat sonra 4 saatlik kapanış geliyor ve bu mumun kapanışı 2,63'ün üzerine olursa 2,63 artık bizler için destek noktası. Ve 2,63'ün üzerinde günlük kapanış gelirse de 3,5 sent, 3,5 dolar, özür diliyorum, ilk hedef noktası olacak ki o da hemen hemen %32'lik bir yükseliş demek. Gerçekten çok güzel kar oranı sağlayabilecek bir oran. Burada da hani şöyle mesela belki bir yani küçük bir düşüş trendi oluşabilir. Bakalım şuradaki mumun artık ne olacağına bağlı. 3,5 doların aşılması durumunda ve artık üzerinde hacimli günlük kapanış yapması durumunda 4 dolar 40 sentte bir sonraki hedef noktası olacaktır Luna'ya da. 4,42'nin aşılması durumunda Telegram veya Twitter'dan yeni bir grafik veya herhangi bir senaryo paylaşırım zaten. Yani çok kuvvetli hareketler demek. Zaten 4,42'ye gelmesi arkadaşlar %70'e yakın kar oranı demek. Yapmayacak bir birim değil. Luna'dan bahsediyoruz. Hani 2,72'den 4,42'ye sıçramayacak bir birim değil. Yani burada bundan 10 gün önce zaten tek bir mumda 1,90'dan burada 5'lere kadar sıçramış. Dediğim gibi yapmayacak bir hareket değil ama çok volatilite dikkatli olmanız gerekiyor.
Şimdi 2.63'ün altında günlük kapanış yapması veya 4 saatlik kapanış yapması durumunda bu nokta bizler için direnç noktası. Hedefler negatif senaryodaki destek noktalar ise 2 ile 2.23 arasında ve burada maalesef kuvvetli diyebileceğimiz gene 1.50 ile 1.85 arasında destek alanımız var. Şimdi neden maalesef dedim onu da söyleyeyim. Çünkü bu noktanın alt noktası ile üst noktası arasında %22'lik bir oran var. Yani daha hani olgunlaşmış bir grafik değil. 120 dolarlardan buralara kadar düşmüş bir birim olduğu için hani biz sadece şuralardan sonrasını alıyoruz ve olgunlaşmış bir birim değil. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Yani buradaki destek adının aşılması durumunda, kırılması durumunda stop verebilirsiniz diyeceğim ama hani buradan alan bir kullanıcı bile %20 zarar edecek. Bu yüzden işlemlerinizde özellikle Luna'da çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor değerli izleyenler. Avax'ta aslında grafiği Bitcoin'e çok benzer. Burada bakacak olursanız aynı turuncu çizgiye dayanıyor. Bunlar da şimdi anlık fiyatlandırma 17 dolar 44 sentin üzerinde kapanış yaparsa burada bir destek noktamız oluşacaktır bizim. Buranın aşılması durumunda 17.83 ve 18.37 arasında bir adet direnç alanımız bulunmakta ama burada hani buradaki direnç alanından daha çok buradaki turuncu çizgiyi önemseyeceğiz. Günlük grafiğe baktığımızda yaklaşık 9 Haziran'dan 10 Haziran'dan hatta 13 Haziran'dan beri oluşan bir yükseliş trendimiz var. Bunun üzerine kendisini atmış olacak ve kendisine buradaki yükseliş trendinin üzerine atmasını attığı anda buradaki yükseliş trendi destek olacak ve oradaki yükseliş trendini teyit ede ede çok daha sağlıklı yükselişler gerçekleştirebilir arkadaşlar. Ama 4 saatlik grafikte şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada çok fazla çizgi var. Hocam diyeceksiniz hani hepsinin aşması gerekiyor. Kalınlığı bir olanları çok fazla ciddiye almanıza gerek yok. Yani şu grafiği aslında şöyle görmeniz gerekiyor sizlerin. Şöyle görmeniz gerekiyor. Ama bunlar da artık vurkaç işlemleriniz yapanlar varsa, vurkaç işlemleri yapan kullanıcılar varsa onlar için dikkatli olmalı gereken noktalar. Negatif senaryoda 16.75 ve 16 dolar civarında, daha doğrusu 15.93 civarında bir adet daha destek alanımız olduğunu söyleyebilirim değerli izleyenler. Çok da güzel yükseliş yapıyor aslında bütün piyasa. Çok güzel yükseliş yapıyor. Yani burada short işlem açanlar mutlaka dikkatli olmalı. Şimdi burada orta vadeli kullanıcılar için önemli nokta aslında çok fazla önemli nokta var burada da. Ama hani şuradaki 20.66 ve 21.33 arasında gerçekten çok kuvvetli bir direnç alanımız var. Buranın aşılması 23.75'e kadar hareketleri getirecektir diye düşünüyorum. Zaten anlık fiyatlandırma göre hemen hemen %36, %37 kar oranı sağlar sizlere değerli izleyenler. Avax hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar. Hatta videoda artık söyleyeceklerimiz bu kadar. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Ek olarak da sosyal medya platformlarımın linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sizleri de ailemize bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.